Eğitim Birsen Adıyaman Şubesi Hizmet Binası'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Ali Deniz, eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimli bir şekilde sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi ve okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için özellikle temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetlere yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır dedi. Eğitim öğretimin daha nitelikli ve verimli bir şekilde sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi ve okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için özellikle temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır. Eğitim öğretimin uygun şartlarda hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerinin dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir. Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulduğu kararlılığı personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Okullarımızın yardımcı hizmet ihtiyacı kadrolu memur statüsünde geçirilen yardımcı hizmetler sınıfı personeli tarafından karşılanamadığından vazgeçilemez nitelikteki temizlik ve güvenlik hizmetleri malumunuz olduğu üzere okul aile birlikleri tarafından veya İşkur üzerinden toplum yararına program kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen hala çok sayıdaki okulların yardımcı personel ihtiyacı giderilememiş. TYP kapsamında alınan personel de maalesef bu ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı bu yıl TYP kapsamında alınan personelin sayısı geçmiş yıllarda alınan personel sayısından neredeyse dörtte bir oranından daha az olmuştur. Örneğin eğitim öğretimin pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim ile gerçekleştirildiği geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullara 800 TYP çalışanı görevlendirmiş. Bunlar temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ihtiyacı gidermişlerdi. Ancak bu yıl 274'e bu sayının düşürülmesi bizler tarafından anlaşılamamıştır. Söz konusu durum ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüştürmüştür diye düşünüyoruz. Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır bir yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitim öğretime hazır tutmak için büyük gayret sarf etmekte, sorunları çözmekte maalesef zorlanmaktadırlar. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülemediği gibi her eğitim öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine, yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır.